Herkese merhaba, ben Halil Cem. Müzik Teorim kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle temelden yetenek sınavına hazırlık dersi yapacağız. Bu üçüncüsü olacak. Daha önce iki tane yapmıştık. Eğer onları kaçırmışsanız da oynatma listesini yukarı kartlara bırakıyorum. Birinci ve ikinci derslere oradan ulaşabilirsiniz. İkinci derste sizlerle büyük üçlü ve tam dörtlü aralık çalışmıştık. Bugün de küçük üçlü ve tam beşli aralık çalışacağız. Zaten yine notaları, akorları altta göreceksiniz. Bastığım sesleri aşağıda göreceksiniz. Aralıklarını da göreceksiniz. Hangi aralıkları yapamıyorsunuz, nasıl yapamıyorsunuz, onları daha iyi çalışabilin diye aşağıda notalarını da sizlere göstermiş olacağım. Tek sesle, daha doğrusu bir gam geçeceğim. O gamla başlayacağım. Hem kulağınız sesleri alışsın diye. Sonra çalışmamıza başlayacağız. Do majör bir gam geçiyorum. Gam ne demek olduğunu biliyorsunuz zaten artık. Bu do majör bir gamdı. Şimdi ilk aralığımla başlıyorum. Önce size 4 tane küçük üçlü soracağım. Kulağınız alışsın diye. Ve bu arada bu benim sorduğum 4'ün haricinde kendiniz de küçük üçlü aralıklar oluşturabilirsiniz. Küçük üçlü aralıkların nasıl oluştuğunu ya da tam beşli, tam dörtlü, büyük üçlü aralıkların nasıl oluştuğunu bilmiyorsanız onu da yukarı kartlara bırakıyorum. Orada aralık bilgilerini görebilirsiniz. Hangi aralığı nasıl oluşturuyoruz? Bunu bütün seslere uygulayıp atıyorum küçük üçlüde hata yapıyorsunuz. Küçük üçlü aralık kurup kendiniz başka seslerden çalışabilirsiniz. Onun için yukarı oynatma listesine bırakıyorum aralıklar nasıl kuruluyor. Onu da çalışabilirsiniz. İlk ile başlıyorum. Küçük üçlü dediğim gibi 4 tane, sonra tam beşli 4 tane olacak. Bir daha basıyorum. Neydi? Önce kalın olan sesi, sonra ince olan sesi veriyorduk. Na na. Bu bastığım ses re fa. Re fa. Sınavda da ikisini aynı anda basacaklar. Na na. Bu şekilde ayrı ayrı vermenizi isteyecekler. Önce kalın olanı, sonra ince olanı. Bu küçük üçlü bir aralık. Bir diğeri. Bir daha basıyorum. Na na. Bu da si re. Sınavda si re demenizi istemeyecekler. Sadece duyduğunuz sesi na na olarak ya da la la olarak vermenizi isteyecekler. Yani la la ya da na na. Genelde na hecesi tercih ediliyor. Bu si re'ydi. Yine küçük üçlü bir aralık. Bir diğeri. Bir daha basıyorum. Na na. Mi sol. Ve sonuncu küçük üçlü aralığımıza geçiyoruz. Bir daha basıyorum. Küçük üçlü bir aralık. Şimdi tam beşlilere geçiyoruz. Bir daha basıyorum. Na na do sol. Bu arada bunları şarkı olarak da hatırlayabilirsiniz ya da duyduğunuzda aklınıza. Mesela küçük üçlü hatırla sevgili başı gibi. Yani hatırla sevgili, yani hatır. Burası na na küçük üçlü. Mesela demin bastığım re fa. Na na hatırla sevgili ya da si re. Hatırla sevgili ya da mi sol. Hatırla sevgili ya da la do.
hatırla sevgili. Yapabilirsiniz. Küçük üçlü aralıklar hatırla sevgilinin başı gibi. Tam beşlilerde Ilgaz şarkısı var. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Oradan hatırlayabilirsiniz. Mesela şimdiki bastığım do sol'den yapalım. Na na Ilgaz. Bunu duyuyorsanız bastığı an na na tam beşli bir aralık diyebilirsiniz. Tekrar veriyorum aynısını. Diğerine geçiyorum. Bir daha basıyorum. Na na Ilgaz. Bu da re la. Yine tam beşli bir aralık. Bir diğerine geçiyorum. Tekrar basıyorum. Ne yapıyorduk iki seste? İnce olan çarpıp gidiyordu. Kalın olan uzuyordu. Ona göre dinleyin. Aynısını tekrar basıyorum. Na na Ilgaz La mi. Ve sonuncusuna geçiyorum. Bir daha basıyorum. Mi si na na Ilgaz. Tam beşli. Evet. Bugünkü aralıklar bu kadar. Dediğim gibi bir önceki ses hep böyle aralık aralık gideceğim ki iki sesleri bu şekilde çalışalım. Bütün aralıkları çalışmış olalım. Sonra üç sesler, sonra dört sesler, üç seslerin çevrimleri. Kademe kademe sınava kadar beraber ilerleyeceğiz. Şimdi bu geçen hafta sizlerle büyük üçlü ve tam dörtlü aralığı çalışmıştık. Onu sürekli çalışın. Eğer geçen haftakini çalışmamışsanız bu videodan önce onları bir tamamlayın. Bu hafta küçük üçlü ve tam beşli aralıkları çalıştık sizinle. Önümüzdeki hafta başka aralıklar çalışacağız. Ve bu şekilde gideceğiz. Hepsini birden vermek istemiyorum kafanız karışmasın diye. 2-2 aralıklar vererek gideceğim. Ve zaten sonunda karışık olarak bir deneme sınavı yapacağız. Tek ses ve çift seslerden. Sonra 3 seslere geçeceğiz. Anlamadıklarınız olabilir. Benim eksik söylediğim yerler olabilir. Unuttuğum yerler olabilir. Onlar lütfen aşağıda yorumlar kısmında yazın. Bana sorabilirsiniz. Önerilerde bulunabilirsiniz. Hocam şöyle çekebilirsiniz. Ya da şunu da çeker misiniz gibi önerilerde bulunabilirsiniz. Yorumlarınızı hepsini okuyorum ve elimden geldiğince hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Bunları o şekilde halledebilirsiniz. Dediğim gibi anlamadıklarınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Instagram'dan beni takip etmek isterseniz çünkü orada da paylaşımlar yapıyorum. Ya da bana ulaşmak isterseniz, soru sormak isterseniz, mesaj atmak isterseniz Instagram'ı kullanabilirsiniz. Aşağıda açıklamalar kısmında Instagram linkimi de bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Ya da özel ders almak istiyorsanız yine oradan bana ulaşabilirsiniz. Bu tarz içerikleri de kaçırmamak için yani çünkü yetenek sınavına temelden hazırlık dersi bu şekilde yapıyoruz. Temelden dikte çalışmaları yapıyoruz. İşte Muammersun solfejleri paylaşıyorum. İlerledikçe başka çalışmalarımız, başka videolarımız da gelmeye devam edecek. İşte bu içerikleri kaçırmamak için, size bildirim gelmesi için kanala abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Onun için siz de kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bu arada 1,5 yıl gibi kısa bir sürede, geçen sene Mart ayında açmıştım ben bu kanalı. Mart'ın sonuydu hatta. 1,5 sene gibi kısa bir sürede 10.000 aboneye ulaştık. Bunun için de sizlere teşekkür ediyorum. Umarım daha nice 10.000'leri birlikte kutlarız. Tekrardan bunun için de teşekkür etmek istiyorum. Herkese kolay gelsin, iyi günler, iyi çalışmalar.